Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kınemsi dıktınlar ekranımız olsun. Xitay yuqum bahanesi bilen bastırışını devamlaştırmakta. Şarkı Türkistan'da 26 avgust bir gün içinde keserlik alameti görülmegen Xitay virüsü bilen yuqumlanğıcının 77'si köpeygen bulup, iniq diagnoz koyulganlardan 15'i köpeygen. Xitay yuqum bahanesi bilen halkı karatkan bastırış ve nazaratını teyhamo küçeytken bulup, İctimai uçur vastırıda tarqalgan sınlar Xitay'nın Şarkı Türkistan'da atalmış virüsünün ölgü çürüş namıda yukarı besimli kamalını devamlaştır vatqallıqını aşkı arla vermekte. Xitay haberleri doğrunun bildirişçe 26 avgust keçte Şarkı Türkistan'daki virüsünün müdafiyeleniş ve aldığını eliş tarmakları virüsünün növetteki ehvali hakkında akbarat ilan kılış yığını içip, şu cey vaxtı saat 0-24 Şarkı Türkistan'da keserlik alameti körülmegen yukumlanğıcıdın 77'si İniq diagnoz koyulganlardan 15'i köpeygenlikini. Mezkur yuqumlanğıcılarının ayrım-ayrım halda Ürümçi, Eli, Sanji, Kurla, Kutubi qatarlıq şehir vilayetlerde işgenlikini ilan kılgan. İctimai fikir vasıtları tarqalgan sırlarda məlum buluşca Xitay çarvıcılarının taqı çıkışını çekligenliki, şundaqlı taqda qalgan çarvıcılarının mı kenitki kirişini çekligenliki sebeplik, çarvıcılarının yaylaqtaki bakuçsız qalgan mal çarvıları ölüp getgen. Ondan başka ahalilerinin dervazileri kepşerilinip sırtkı çıkışı pütülleri çekilengen. Mecburi karantinge ilinğallarımı şaraiti Allah'ı nacar adem durmaydıgan öylerge uğrullaştırılgan. Küzetküçüler Xitay'nın atılmış virüsünün ölgü çürüş bahanesi bilen Şarkı Türkistan'daki her kaysı rayonlarda ile hem kamal kılışını devam kılıvatkallıqını, Şarkı Türkistan halkının iğir vaziyeti işgellikini, tarqılıvatkan körünüşler Xitay'nın iqtisadını veyran kılışı arqılıq, xalqni texnik qattiq kontrol qilishga urinayotganligini ko'rsatib berdiganligini bildirishmoqda. Muxbirlar Ürümchi shahar boshlig'ini javob berishga qistdi. Xitay yaqindan beri Sharqi Turkistonda Xitay virusi yuqumining oldini olish bahonasi bilan texnik kuchaytirgan bosturish siyosati sababli xalqaro jamiyatning andisini qo'zg'agan bo'lib Muhbirlar Ürümçi şehir başlığı korcak emeldar Memdemin Kadir'ini bu vaxtiki suallarga cevap berişke kıstıgan. Xitay Xalq Toru'nun 25 avgust haber kılışça, Ürümçi şehirlik akbarat işhanesi yukumdan aldığını iliş tizgirleş hakkıda akbarat ilan kılış yığını açgan. Yığında korcak emeldar Memdemin Kadir muhbirlarının tünügün akbarat ilan kılış yığını da noktalık şehir rayonunu tiniç haletli başkuruşunun bekar kılınğallıqı ilan kılıngan. Lekin hazırgıcı nemi üçün xavup xatiri töven nurgun rayonlar normal içivitilmedi degen sualıgı düşkengen. Memdemin Kadir cevabıdı real vaziyetin özünü kaçırış üçün gep yorgulutup, bir mezgil tiriş arqılıq gerçi Ürümçi şehirde yukumnın aldığını eliş tizgirleşte, yukum vaziyetini umumi cahetin kontrol kılığılı buluduğun vaziyet barlıq kelgen bosumu, lekin vaziyet yanılı bir kadar keskin, yuşurun xavup xatiri yanılı bir kadar köp dep carsalgan. Xitay haberlerde haber kılışça her günü Ürümçi'de yeniden köpeygen iniq diagnoz koyulgan bimarlar, keserlik alameti körülmegen yuqumlanğıcılar yenili 40'tan artıq bulup, Xitay Ürümçi'ni bütün Şarkı Türkistan'a nispeten etkanda noktalık aldını eliş tizgirleş rayonu kılıp bekitken. Dairler bir kısım oldurak rayonda yeniden yuqumlanış payda bulup, yuqumnun sozulma mezgilini uzartı vetti degen bahane bilen rayondaki kamalını boşatmağan. Növette şehir boyunca yanılı 104 yukarı xatarlık rayon, 179 otturu xatarlık rayon bar iken. Küzetküçüler Xitay'nın atılmış virüs yuqumunun aldığını eliş bahanesi bilen Şarkı Türkistan halkını iğir iqtisadi krizisi söyrep kirgenlikini, Xitay ölkelerdeki kamalda Xitay dehqanlarının etiz eriklerdeki ziraat, köktat ve mivi çivilerini yığıvelişiğe pırsat bergenlikini, ama Şarkı Türkistan'da bolsa dehqanlarının bu erkillikini mi mahrum kaldırılganlıkını, hatta Şarkı Türkistan'daki ahalilerden pul elip durup tarqıtıp beri vatkan turmuş lazımetliklerdi mi, iğir hayankeşlik barlıqını bildirişmekte. Xitay Hindistan bilen aramızdaki meselede başkalarının kol tıkışığı karıştırmaz dedi. Xitay Müdafiye Ministerliği Xitay bilen Hindistan otursudaki çigra meselesi de başka devletlerinin kol tıkışığı karıştırdığı hakkında jar saldı.
Xitay Müdafiye Ministerliği 25 avgust qaralik axborot yig'ini o'tkazgan bo'lib, yig'inda Xitay Müdafiye Ministerliğinin axborot bayonotchisi Tan Kefi muxbirlarning Amerika Hindiston ikki davlat alohida qismlari yaqinda Himalaya tog'ining janubiy etigida 20 kunlik birlashma harbiy manevr o'tkazdi ekan. Xabarlarga qaraganda Amerika Hindiston armiyalari 10 ayda urush manevri nomli birlashma harbiy manevr o'tkazmoqchi. Harbiy manevrning o'rni Hindiston chegara rayoniga yaqin bo'lib, buningga qanday baho berasiz degan savoliga javob bergan. U javobida chegara masalasining Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi ish ekanligi, ikki tarafning har qaysi qatlamlar orqali aloqani saqlab kelganligi, suhbat orqali aloqador ishlarni muvofiq bir taraf qilishga qo'shilganligi, Xitoyning uchinchi tarafning har qanday tariqada chegara masalasiga qo'l tiqishiga qarshi turadiganligi haqida jar salgan. Tan Kefi bayonotida yana Xitoy bilan Hindistonning 1993 yili va 1996 yili imzolangan aloqador kelishimning ruhiga asosan ikki taraf amaliy kontrol chizig'i atrofidagi rayonlarda qarshi tarafga qaratilgan harbiy manevrni qanot yoydirsa bo'lmaydiganligi haqida kelishim borligini Hindiston tarafining ikki davlat boshliqlarining o'rtoq tunishi va aloqador kelishimlarga amal qilib chegara masalasini hal qilish va'dasiga amal qilishi kerakligini da'vo qilgan. Ma'lum bo'lishicha, ikki taraf qo'mondonlari orasida o'tkazilgan suhbatdan keyin jiddiychilik pastkoyga tushgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning Kashmir masalasida Hindistonga qarshi Pokistonni qo'llashi va saqlanayotgan chegara kontrol chizig'iga doir ixtiloflar sababli bu jiddiychilikning har vaqt kuchayib ketish ehtimolligi bor ekan. Hindistonning kundalik xabarida bo'lsa, Xitoyning Uyg'ur tipidagi qurollarni Ladakh rayoniga yetkazayotganligidagi sinlar ko'rsatilib, Xitoyning chegara rayonida kuch tengponligini buzib, ziddiyatni kuchaytirib rayonga hukmronlik qilish ham xayolida bo'layotganligi qayd qilingan. Shanghay hamkorlik tashkiloti rahbarlar yig'ini Samarqandda ochilmoqchi. Shanghay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'ini O'zbekistonning Samarqand shahrida o'tkazilgan bo'lib, 14 davlatning davlat rahbarlari qatnashadi ekan. Turkiya Avaz radiosi xabarida qayd qilinishicha, O'zbekistonning Shanghay hamkorlik tashkilotidagi mas'ul amaldori Rahmatulloh Nurimbatov 15-16 sentyabr kunlari o'tkazilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti rahbarlari yig'inining tayyorlik xizmatlari to'g'risida poytaxt Toshkentda axborot e'lon qilgan. U yig'inga 14 davlatning davlat rahbarlari bilan 10 xalqaroliq tashkilotning yuqori darajalik mas'ullarining qatnashishining plan qilinganligini bildirib, yig'inda tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasida savdo, iqtisodiy, selinma, sayohatchilik, madaniyat va insoniy sohalarda o'zaro hamkorliklarni taraqqiy qildirishga munosabatli 20 ortiq kelishimning imzolanishi mumkinligini bildirgan. U yig'inga Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Xitoy, Pokiston, Hindiston va O'zbekistondan boshqa kuzatuvchi a'zo salohiyatidagi Belarusiya, Mongoliya va Iranning prezidentlari, Sohibxon davlat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev taklif qilgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Turkmaniston prezidenti Sardar Berdimuhammedovning qatnashadiganligini tashkilotning dialog sheriki davlatlardan yuqori darajalik amaldorlarining qatnashadiganligini qayd qilib o'tgan. Shanghay hamkorlik tashkiloti 2001 yili 15 iyun qurilgan bo'lib, tashkilotga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Hindiston va Pokiston qatorliq davlatlar a'zo. Turkiya bo'lsa 2021 yili tashkilotning dialog sheriki bo'lgan. Muhammad alayhissalomni haqoratlagan parlament a'zosi qayta qo'lga olindi. Hindiston musulmonlari keng ko'lamli norozilik namoyishi o'tkazgandan keyin Hindiston doiralari Muhammad alayhissalomni haqoratlagan parlament a'zosini qayta qo'lga oldi. Al Jazeera to'rining 26 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Hindiston musulmonlarining keng ko'lamli norozilik namoyishi turtkisida Hindistonning janubidagi Telangana o'lki doiralari Muhammad alayhissalomni haqoratlash qilmishi sababli ayiblanib, 2 kundan keyin qo'yib berilgan Hindiston xalq partiyasining yerlik parlament a'zosini payshanba kuni qayta qo'lga olgan. Xabarda qayd qilinishicha, shtat markazi Haydar Abadning saqchi doiralari Muhammad alayhissalomga qarshi sin tarqatgan parlament a'zosi Raja Singini jamiyatda avarichilik va qalaymaqonchilik paydo qilish qilmish sababli qayta qo'lga olganligini aytgan. Bildirilishicha, chorshanba Haydarabad shtatida payg'ambar alayhissalomga haqorat qilingan so'zlar yozilgan sin yo'llanganligi sababli qo'lga olingan Singining kepillikka qo'yib berilganligiga e'tiroz bildirish namoyishi partilgan. Namoyishchilar dushanba kechidan boshlab Singining qo'lga olinishini talab qilib shuar to'lg'an. Ahvolning shundoq bo'lishiga qaramay, yerlik sud mahkamasi seshanba kechida Singini kepillikka qo'yib berishni qaror qilib, uni qo'yib o'tgan.
Сингинин қолға илниш мәселеси Хиндистан ва атрофтики давлатларда Мухаммад алейхиссаломга қилинган ҳақоратлик сўзларга қарши норозилиқ партилган нечча ҳафта ўтгандан кейин юз берган бўлиб, Мухаммад алейхиссаломни ҳақоратлиган сўз ва силларни тарқитиш қилмиши ҳокимият юргизиётган Хиндистан халиқ партиясининг амалдорлари тарафидан содир қилинган. Олдинги мазгилларда мусулмонларнинг қаршилиқ кўрсатиш намоиши 1 ойга яқин давомлашган бўлиб, Namayişçiler bilen sahçılar otursudu yüzbergen tokunuşta iki adam kaza kılgan. Hindistan emeldarlarının bayanatı da eğitilişçe Peygamber aleyhisselamğa kılıngan hakaretlik sözler yazılgan sin sebeplik, tahminen 20 netçi devlet Hindistan'daki baş elçilerini kaytırıp getgen. Türkiye, Şivisiye ve Finlandiya üç taraf mekanizminin tunji yığını Helsinki'de çağırıldı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde kayıt kılınışça Türkiye Prezidentlik Mahkemesi Akbarat İşhanesi yazın bayanatı ilan kılıp, Türkiye, Finlandiya ve Şivisiye tarafından 28. İyon'daki Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın Madrid başlıkları yığını cariyanda imzalanan üç taraf Ramki Kilişimi Dairesi de kurulgan Daimi Birleşme Mekanizminin tüngü nöbetlik yığınının Finlandiya paydaxtı Helsinki'de ikilgallıqını uxturgan. Daimi Birleşme Mekanizminin Türkiye Söhbet Ömekige Türkiye Prezidentlik Mahkemesi Bayanatçısı İbrahim Kalın bilen Türkiye Muavin Taşkı İşler Ministeri Sedat Önel riyasetçilik kılgan. Şivisiye Ömekige Başministerlik Mahkemesinin Devlet İşleri Katibi Oskar Stenström, Finlandiya Ömekige Taşkı İşler Ministerliğinin Daimi Devlet İşleri Katibi Jukka Salovaara riyasetçilik kılgan. Söhbet cereyanında daimi birleşme mekanizminin hizmet prinsipi bekitilgen ve üç taraf kilişimde oran algan vaadelerinin icra kılınışıga münasebetlik terakkiyatlar gözden geçirilip, kelgüsi baskuçta taşlandıgan konkret kademler noktalık müzakere kılıngan. Finlandiya bilen Şivisiye üç taraf kilişimindeki terörizmnin barlıq şekil ve türlerige karıştırış görüşü de Türkiye bilen bolgan hemkarlıqnı toluq namayan kılıdıganlıqı, bölgünçü terörlük teşkilatı PKK qatarlıq barlıq tehditlerge karşı Türkiye'ni toluq kollaydıganlıqı, PYD, YPG ve FETÖ qatarlıqlarga yardım kılmaydıganlıqı toğrısıdaki vaadelerini kayıtı tekitligen. Müzakere kılınan meselelerde konkret ilgirleşlerini kolga keltiriş üçün alakadar organlar otursudaki hemkarlıkını küçeytiş doğrusu da birdeklik asılı kılıngan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda, ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.